Cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hayırlı günler abi kardeşler. Kardeşler, bu benim kaçırdığım bozuk sakarın çıkmadı, çıkarmadılar. Ben yine milletin yaptığı gibi yapmadım. Bu dişi onun dişisiydi. Bu kuşu da yakaladım, sahibini aradım arkadaşlar. Sahibini aradım. Sahibi kuşçuluğu bıraktığını söyledi. Ben de sordum. Yani neredesin, necisin, kim, ne, ismin nedir, cismin nedir? Biraz tanışık olduk. Bizi de tanıyor mu, tanımıyor mu bilmiyorum ama ben yine de aradım, dedim kardeş kuşum, biz de yakaladık. Kuş geldiğinde kırgındı vesairdi. Tabii kuşun bakımını yaptık. Şudur budur, dışkıları şu an 10 numara. Şöyle hatta ızgara altını da çekeyim. Gördüğünüz gibi dışkıları hep şu şekilde hayvanın. Sağlığında bir sıkıntı yok. Tabii yem fazla bulunca dökmüşler. Biraz da yağmurun suyu gelmiş. İshal falan değil kuş. Yani kuşun sağlığında vesairinde problem yok. Yalnız benim vaktim yetersiz olduğu için ben çift ettim buna. Çift şekilde vereceğim. Yakaladım, denemedim arkadaşlar. Aradım sahibine de sordum. Sahibi yumurta tarit, hareketli bir öncü olduğunu söyledi. Yani kuşa el değmemiş. Kuşta fizik, boy, poz 10 numara. Kuyrukları kırılmıştı. Ben çektim. Onu da belirteyim. Kuşu ben yatırdım açıkçası. Sahibine ulaştırmak istedim. Dediğim gibi sahibi de kuşçuluğu bıraktığını söyleyince kuş bizim elimizde. Biz de el kuşunu tutmuyoruz, denemiyoruz açıkçası. Bu dişiye öyle attık, yerde yok. Şöyle damı da göstereyim. Her taraf dolu zaten gördüğünüz gibi. Kendi cülüklerimize yer yok vesaire. Böyle bir yakalama abi kardeşler. Denemedim dediğim gibi ama sahibini aradım. Yumurtası tarihi olmadığını, çok çok hareketli kuşlar olduğunu söyledi. Kuş zaten belli ediyor kendini. Kuştan anlayan insanlar da şöyle bakarsa, dışarıya bırakmıyorum kuşu çünkü kafese biraz girmesi sıkıntı oluyor. Ama kuşu şöyle görün. Kuş kendini elletmiyor maşallah. Kuş da boy poz. Gördüğünüz gibi. Sağda bozuğu var. Baştan bozuğu var. Krom markasında da zaten sadece numara var. Aradım. İsminin Eyüp olduğunu söyledi. Allahu alem kara duvarda beslediğini, Mersin kara duvarda beslediğini söyledi ki kara duvarı da bilen bilir. Kara duvarda öyle kötü kuş besleyen pek olmaz yani açıkçası. Kuş ele avuca sığmıyor. Sağlığı saati yerinde. Yatırdığım için hamlığı olabilir. Denenmemiş bir kuş. Alana şimdiden hayırlı olsun diyelim. Son kez şöyle de bir teli kaldırıp gösterelim. Kuşun ağzı, yüzü, her tarafı ortada. Felaket bir şey olduğu zaten belliydi. Sahibini de aradık. Ücretsiz teslim edeceğimizi söyledik. Lakin kuşçuluğu bıraktığını söyleyince otomatikmen biz de bunu sahiplendireceğiz. Önce kuşu elini ayağını düzelttim. Sağlık bakımından dışarıda yatmıştı. Teslim olmamış muhtemelen 3-4 gün. Yakaladım. Kuşun kuyrukları kırıktı. Kuyruklarını çektim. Kuyrukları da geliyor abi kardeşler. Denemedim. Denenmemiş bir şekilde. Altındaki dişi de kalitedir. Onu da söyleyeyim. O dişiyle birlikte yani o bozuğum benim sakar çift başta sağ bozuklu ve şey olarak da solda da tek bozuklu bir sakarımı kaybettim. Çıkartmadılar, yediler. Herkes kendine yakışanı yapar arkadaşlar. Ben kötü konuşup ağzımı bozmak istemiyorum. Emek bilir insanız. Aradık. Dediğim gibi siz de arayıp teyit edebilirsiniz. Benim sözüme itimat ediyorsanız. Dediğim gibi bu kuş yakalamadır. Ben şöyle farklı demeyeceğim. Adana'dakiler gibi, Tarsus'takiler gibi vesaire gibi orijinal tutma, alım satımcılar gibi demiyorum. Kuşu ben kendim bizatihi yakaladım. Kuşu da denemedim. Kuşun dam içinde gezmişliği var, kanadını açmışım. Lakin uçurup da denemedim. Vaktim yetersiz olduğundan dolayı. Artı dedi bildiğiniz üzere alım satım işi yapıyoruz. Bu kuşla uğraşmadım. Yani Allah-u Teala yalanı sevmez. Biz de zaten kendimize öyle bir şey yakıştıramayız. Ben hazır bir şekilde çift etmişim.
size fırsat abi kardeşler. Sahibini de aramışım. Sahibinin dediğine göre önde çok hareketli kuş olduğunu söyledi. Ben denemiş olsam farklı bir fiyat biçebilirdim ama dişisiyle beraber 250 TL'ye vereceğim. Tekrardan kuşu da göstermiş olalım. Her şey canlı ve şeffaf abi kardeşler. Kuş güzeli. Boy, poz 10 numara. Ayağında krom markası var. Ben hani ayağına benim kendi çıt çıtımı taktım. Hani olur da kalkar gider, kolu komşuya giderse arasın diye de zaten arayan morayan yok. O ayrı mesele. Öylesine takıyor süs olsun diye. Buradan da onlara mesaj göndermiş olayım. Süs olsun diye takıyoruz. Ayağındaki krom markayı aradık dediğim gibi. Aramak isteyen de alan kişi sahibini arayabilir. Sahibinden de detaylı bilgi alabilirler. Alana şimdiden hayırlı olsun. Cümleten esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Facebook'ta şikayet üzerine sürekli şikayet edildiğimiz için, engellendiğimiz için Kazım Kartal abi ve diğer abi kardeşlerden rica ediyorum. Sağ olsunlar bizi kırmıyorlar, paylaşıyorlar. Kuş benim kendi damımda. İletişim numaramı çoğunuz biliyorsunuz zaten. Talip olmak isteyenlere pazarlıksız dişisiyle beraber 250 TL'ye hayırlı olsun diyorum. Tekrardan Allah'a emanet olun.